İyi akşamlar. Merhabalar Selin, merhabalar. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Umarım hepiniz iyisinizdir. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Evet, biraz bekleyelim, katılımcılarımız artsınlar. Merhaba Sayın Hocam, hoş geldin. Teşekkür ederim, iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Merhabalar Sude Melek, hoş geldin sen de, merhabalar. Tabii yine önemli bir konumuz var. Hatırlarsanız sınavdan önce yapmış olduğumuz en son canlı yayınımızda tercihler döneminde yine sizlerle birlikte olacağımı söylemiştim. O yüzden sözümüzü yerine getirmek adına şu anda bu canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Umarım güzel bir çalışma olacak. Hepinizin de ihtiyaç duyduğu bir çalışma diye düşünüyorum. Tabii önemli bir konu olduğu için zaten herkesin de hemen hemen sormak istediği konuları aşağı yukarı biliyorum. Tabii ki tercih süreci malum. Sınav kadar da önemli bir özelliğe sahip. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar Alevan Hanım. Merhabalar Serdar Bey. Hoş geldiniz. Dolayısıyla bugün ortalama 1 saatini arkadaşlar sürecek canlı yayınımız. Ve bu süreçte mümkün olduğu kadar can kulağıyla dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü malum bu anlamda gereğinden fazla yanlış bilgilendirmeler de söz konusu biliyorsunuz. Biraz bilgi kirliliği var sanal alemde. Bu yüzden mümkün olduğu kadar dediklerimi dikkatle dinleyin. Kısa kısa notlar almaya da özen gösterin arkadaşlar. Bu anlamda herkesin kafasında sanırım bir netlik olacak bu program sonrasında. Ve zaten takıldığınız noktalarda yine hafta içerisinde elimden geldiği kadar arkadaşlar sayfamızda paylaşım yaparak zaten sizlere bilgiler vereceğim. İyi akşamlar Nazan, merhabalar. Şenay, Tuna hoş geldiniz. Şimdi malum tercihler diyoruz arkadaşlar. LGS malum tekrar olmayan bir sınav idi ve hayırlısı da sınavı bitirdik. Umarım istediğiniz puanlar da gelmiştir. Öyle umut ediyorum. Belki umduğumuzun üzerinde, belki umduğumuz gibi, belki umduğumuzun altında da olabilir. Fakat şu bir gerçek biliyorsunuz. Türkiye bir sınav ülkesi. Bu girdiğimiz ilk sınav değil, son sınav da olmayacak. Dolayısıyla bundan sonraki hayatımızda her daim sınavlara karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla tercihler süreci her dönem olacak. İşte bu yüzden belki ilk ciddi anlamdaki tercih sürecimizi bu LGS sürecinde yaşayacaksınız. O yüzden mümkün olduğu kadar arkadaşlar şimdi vereceğimiz bilgileri dikkatli bir şekilde dinleyelim. Evet yine tabii ki yorumlardan sorularınızı gönderin ama zaten beni can kulağıyla dinlerseniz eminim birçok sorunuzun zaten cevabını da çok rahat bir şekilde bulma şansına sahip olacağınızı düşünüyorum. Şimdi öncelikli olarak şundan bahsedelim. LGS dediğimiz zaman biliyorsunuz elde verilerle konuşmak işin en güzel tarafı olacaktır. Biliyorsunuz 1 milyon 600 binin üzerinde zaten öğrencimiz vardı. Bunların otomatik olarak biliyorsunuz sınava zaten kayıtları sistem tarafından yapılmıştı. Fakat sınava giren resmi sayıya baktığımız zaman 1 milyon 472 bin 88 öğrenci olduğunu görmekteyiz. Yani ortalama yuvarlak bir hesapla 1,5 milyon kişi sınava girmiş durumda. Peki hocam bunun önemi nedir diyeceksiniz. Tabii ki bunun önemi şu. Önceki yıllara göre kıyaslayacak olursak bu yıl gerçekten sınava giren ciddi bir rakam olduğunu görmekteyiz. İyi bir artışın olduğunu görmekteyiz. Artı bir özellikten bahsedeyim arkadaşlar sizlere. Şimdi yüzdelik dilimler vardır ya, işte o yüzdelik dilimlerle ilgili kısa bir bilgi vereyim. Lütfen burayı çok iyi dinleyin bakın. İşte bu 1 milyon 472 bin kişi sınava girdi diyoruz ya, bu şu anlama geliyor. Yüzde birlik dilimde toplam 14.720 tane öğrenci var anlamına geliyor. Bakın tekrarlıyorum. Demek ki sınava giren toplam sayımız 1 milyon 472 bin kişiydi. Bu da şu anlama gelir. Yüzde birlik dilimde bizim için ortalama ne varmış arkadaşlar? 14.720 kişi varmış.
Sanırım ne demeye çalıştığımı şimdi daha net anladınız. Farz et ki öğrencimizin yüzdelik dilimi %5 olsun arkadaşlar. Sen bu %5'i neyle çarpacaksın? 14.720 ile çarptığın zaman Türkiye'deki başarı sıralaman ortaya çıkmış olacak. Peki olaya hemen şu açıdan bakın şimdi. Türkiye'de biliyorsunuz sınavla öğrenci alan ve işte başka bir ifadeyle nitelikli dediğimiz okullar vardı ya. Bunların kontenjanları da var biliyorsunuz. Ortaya çıkan kontenjan sayısı belli. Sizin tercih etmek istediğiniz okullar da belli arkadaşlar. İşte bu rakamlar bizim o okulları tercih ettiğimizde hani daha somut bir şekilde olur mu olmaz mı dediğimiz aslında sorunun cevabını net bir şekilde vermeye yarıyor. Demek ki ben %5'lik dilimdeysem Türkiye'deki başarı sıralamam neymiş arkadaşlar? Biz 1.472.000 kişi sınava girdi demiştik hatırlarsanız eğer. Dolayısıyla %1'lik dilimine baktığımızda arkadaşlar buraya düşen kişi sayısı neymiş arkadaşlar? 14.720 kişi. 14.720 kişi de ben 5'ten çarptığım zaman evet ortalamamı ne yapabiliyorum? Diyelim ki 70.000, 700.000 şeklinde arkadaşlar çok rahat bir şekilde bulabiliyorum. Türkiye'deki başarı sıralamam şeklinde. Yani 14.720 çarpı yüzdelik dilim dediğimiz zaman eşittir. Türkiye'deki başarı sıralamamız zaten çok net bir şekilde geliyor. Hocam peki bu olay bizim için önemli mi? Evet önemli. Çünkü kontenjanlar arttıysa biz hangi okulun ne kadar kontenjanın arttığını listelere bakarak kıyaslamamız gerekiyor. Yani geçen sene atıyorum Ankara Fen Lisesi kaç öğrenci vardı kontenjan olarak? Bu yıl kaç öğrenciye çıktı? İşte İstanbul'da evet atıyorum Pendik Anadolu Lisesi'nin arkadaşlar geçen seneki kontenjanı neydi? Bu yılki kontenjanı ne oldu? Çünkü şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Evet kontenjanlar arttı ama her okulun kontenjanı artmadı arkadaşlar veya her okulun kontenjanı eşit oranda artmadı. İşte bu yüzden bazen o hayal ettiğimiz yer bize gelmeyebilir. Lütfen tercih etmeden önce araştırma yapalım ve o okulumuzun tercih edeceğimiz bu Maraş'ta da olabilir arkadaşlar, Kars'ta da olabilir, Trabzon'da da olabilir, İzmir'de de olabilir, İstanbul'da da olabilir. Biz işin ana mantığını kavradığımız zaman nereden tercih edeceğimizin hiçbir önemi kalmıyor aslında. Çünkü bu sistem Türkiye'nin her yerindeki okullar için geçerli olacaktır ama hangi özellikle arkadaşlar? Sınavla yani merkezi sınavla yerleştirilme için bundan bahsediyorum. Merhabalar yeni katılımcılarımız hoş geldiniz. İşte bu yüzden arkadaşlar demek ki %1'lik dilime düşen öğrenci sayısı 14.720 kişidir. Bu bizim Türkiye'deki arkadaşlar başarı sıramız ortaya koyar. Yüzdelik dilimimizle 14.720'yi çarptığımızda Türkiye'deki evet sahip olduğumuz başarı sırası da ortaya çıkar. Peki şimdi yorumlara baktığım zaman genellikle sosyal medyada işte Instagram'da, Facebook'ta ve diğer işte paylaşım sayfalarında en çok şunlar sorulmuş arkadaşlar. Deniyor ki hocam benim %6'lık dilimim var başarı sıralaması olarak. Acaba işte falanca okulun %4'müş bana gelir mi? Şimdi bu yıl puanlarda illaki bir oynama olacak. Çünkü hemen birkaç örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu o istatistiksel bilgiler. En azından oradan ne demeye çalıştığımı daha net anlayacaksınız. Çünkü dedik ya rakamlarla konuşursak biliyorsunuz bu işin özü matematiğe dayanıyor arkadaşlar sonuçta. Hani bunlardan yola çıkarak herhalde daha net bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum. Dedim ki bu seneki sınava giren sayısı 1 milyon 472 bin kişiydi. Yani ortalama 1,5 milyon kişiydi arkadaşlar. Ve iyi bakın dinleyin şimdi. Bu yıl sınava girenlerin arkadaşlar %7,85'i. Bakın %7,85'i. Yani ortalama yuvarlak hesap %8'i 400 ila 500 puan arasında evet bir yere sahip. Demek ki sınava giren bu 1,5 milyon öğrencinin %8'i evet 400 ila 500 puan arasındaki arkadaşlar dilimde. Anlaştık mı? Demek ki Türkiye'de 400'den başlayıp 500'e kadar puan alanların yüzdeliği toplamda 7,85. Yani yuvarlak hesap yapıyorum arkadaşlar %8. Peki hemen kıyaslayalım. 2018 yılında arkadaşlar bu oran %15,62'ymiş. Tekrarlıyorum. Bu oran yani 400 ila 500 puan arasında alanların oranı 2018 yılında %15,62. Yani daha başarılıymışız arkadaşlar.
Peki 2019 yılına bakıyoruz. %12,65'e düşmüş. Yani 3 puanlık gerileme olmuş arkadaşlar. Peki bu yıla bakalım şimdi. 7,85. Bakın geçen sene ile bu yıl arasında 5 puan gerileme söz konusu. Peki ne demektir bu? Demek ki bazı okulların puanlarında düşme yaşanacak. Bakın düşme yaşanacak. Ama bu düşme %1 mi olur, %2 mi olur, %3 mü olur? Bunu ne belirliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bir, senin yapacağın tercih. Yani düşünün bu okulun kontenjanı şu A okulu. A okulunu tercih edenlerin sayısı farz et ki 1000 kişi. Fakat bu okulun kontenjanı 100 kişi. Bu tercih yoğunluğu arkadaşlar oranın taban puanını belirleyecek. Anlaştık mı? Yani oranın taban puanı sen belirliyorsun yapmış olduğun tercihle. Peki başka bir örnek vereyim arkadaşlar ben size şimdi. Şu A okuluydu ya, sen burayı tercih etmiştin. Peki bu yıl hani diyor ya Milli Eğitim Bakanlığı okulların biz kontenjanlarını artırdık. Ortalama %50'ye yakın kontenjan artışı oldu. Peki oldu ama acaba bu okulun kontenjanı yüzde kaç arttı? Mesela bazı okulların kontenjanları hiç artmadı arkadaşlar. Sabit kaldı. Bazıları %10 arttı. Bazıları %20 arttı. Bazıları %50 arttı ama bu bütün okullara böyle değil. Ha demek ki o bölgenin veya o okulun puanını belirleyen ikinci bir etken neymiş arkadaşlar? Okulun kontenjanının artıp artmaması. Olur ya, geçen sene kontenjan 100 kişiymiştir arkadaşlar. Anlatabildim mi? %3'lük dilimdedir başarı sıralaması da. Bu yıl eğer ki kontenjanı 200 kişiye çıktıysa oraya belki %5'lik öğrenci bile çok rahat girebilecek demektir. Yani anlatmaya çalıştığımı eğer doğru anlarsak bu bizim tercih yaparken elimizi güçlendirecektir. Zaten malum. Evet 10 tercih hakkımız var. Zaten bu 10 tane tercihimizin olması bir avantaj. Önceki yıllara kıyasladığımız zaman size daha fazla seçme şansı sunuyor arkadaşlar. Bu açıdan baktığımızda avantaj. Ama bu avantajı da ölü tercihe çevirmeyelim. Yani tamamen lehimize kullanalım. Nasıl lehimize kullanalım? İşte bu verileri kullanalım. Yani farz et ki 10 tane, 15 tane okul bulduk arkadaşlar ve 20 tane okul bulduk. Bu 20 tane okulun geçen seneki taban puanlarını, başarı sıralamasını elimize aldık. Yazdık arkadaşlar. Bir de bunların kontenjanlarını alın sevgili arkadaşlarım. Yani geçen sene oranın kontenjanı kaçtı? Bu yıl kontenjan kaç oldu? İşte bakın, eğer ki kontenjan bu yıl arttıysa oranın puanında illaki düşme yaşanacak demektir bu. Ha, o düşme ne kadar olur biliyor musunuz? %1, %2, %3'te bir oran veremezsiniz ama eğer ki kontenjan yarı yarıya arttıysa tamam mı? Orada birkaç puan illaki oynayacak demektir sevgili arkadaşlarım. Tabii bu bir de okulun popülerliğiyle de ilgili bir özelliktir. Sonuçta bazı popüler okullar vardır. Evet 100 kontenjandır. 200 kontenjan bile olsa o çok fazla o başarı grafiğini etkilemeyebilir. Yani bu tamamen senin nereyi tercih edeceğine bağlı. Mesela sen Maraş'tasındır. İşte Maraş'ın Gözde bu okulunu tercih ediyorsundur. Fen Lisesi Anadolu anlamında. Oranın kontenjanı diyelim ki hiç artmamıştır. Hiç artmadığına göre oranın puanında bir düşme beklemek bence abestir. Yani hayalperestlik olur. Anlatabildim mi? O yüzden gerçekçi olmakta fayda var arkadaşlar. Yani burada amacımız şu. Sizi doğru yönlendirebilmek. Bilgi kirliliğinden de kurtarmak. Hani ipe sapa gelmez yorumlara da kanmanıza gerek yok. Sonuçta Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzunu yayınlamış. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı sınav açıkladığı zaman arkadaşlar sayısal verileri de açıkladı. Dedi ki evet buradaki giren sayı budur. Evet bakın kız öğrencideki başarı bu. Erkeklerdeki başarı bu. Puan ortalamanı bunlar ki birazdan vereceğim bunları. Zaten bütün bunları birleştirdiğiniz zaman ortaya nasıl tercih yapmamız çıkıyor. Yani bunun için A şahsının kapısını çalmamıza, B şahsının kapısını çalmamıza gerek yok ki. Sadece mantığımızı doğru yürütmemiz zaten biz arkadaşlar doğru tercihe yönlendiriyor. Sen en fazla ne yaparsın? Evet ilk tercihin olmayabilir de ikinci tercihine girersin. Yani bu 10. tercihine kadar uzamaz sevgili arkadaşlarım. O yüzden lütfen anlattıklarımı çok dikkatli dinleyin. Dedim ki bu sene sınava giren sayı 1 milyon 472 bindir. O yüzden %1'lik dilim içerisinde tam 14.720 kişi vardır. Senin %'lik dilimin kaçsa 14.720 ile çarptığın zaman Türkiye'deki başarı sıran ortaya çıkar. Peki hocam bu niye önemli? Bu şundan önemli arkadaşlar. Sen
okulların kontenjanına bakacaksın. Diyelim ki İstanbul'da sen şimdi Vefa Lisesi'ni tercih edeceksin. Peki Vefa Lisesi'ni tercih ederken oranın kontenjanı kaçtır? Ve geçen sene mesela tercih edenler de ortalama kaç bin kişinin olduğunu çok rahat ne yapabileceksin? Araştırmalarla bunu bulabileceksin. Bu arada bu videoyu arkadaşlar ben indireceğim. Yine hem Facebook'tan yayınlayacağız hem de YouTube kanalımda yayınlayacağım. Tekrar izleyebilirsiniz, tamam mı arkadaşlar? Artı şu özeli de belirteyim. Mesela şimdi başka bir örnek vereyim. Benim atıyorum arkadaşlar %15 şeyim var. Başarı sıram var. Ben tabii ki %10'lara kadar bakın %10'lara kadar çıkayım. Yani puanımdan daha yüksek yerleri tercih edeyim. Bunun haricinde %15 diye arkadaşlar. %20'ye kadar da kendimden biraz daha düşük yerleri tercih etmem garanti olacaktır. Yani şöyle düşünün. Mesela 10 tercihimiz var arkadaşlar. 3 tane tercihimizi evet kendi puanımızdan birkaç puan yukarı tercih ederek başlayalım, tamam mı? Ağırlığımızı kendi puanımızın etrafına verelim. İşte dedik ya %15'lik arkadaşlar. %16'lık, %14'lük, tamam mı? Bu çevrede gezin. Ama %20'likten de arkadaşlar mesela %20'dir, %21'dir mutlaka 2-3 tane ne yapın arkadaşlar? Tercihimizin olmasına özen gösterin. Levent Hocam hoş geldin. Merhabalar, nasılsınız? Şimdi bu mantık galiba anlaşıldı. Demek ki 10 tercihimiz var. Evet diyelim ki benim başarı sıralamam arkadaşlar veya %50'lerim %15'ti. Ne yapalım arkadaşlar? Bu %15'e %10'a kadar çekelim. Oradan birkaç en az 2 tercih yapalım. Daha sonra kendi puanımızın veya başarı sıramızın etrafından tercih yapalım. Ama mutlaka 2-3 tane de arkadaşlar garanti olması bakımından kendi puanımızdan, kendi başarı sıramızdan biraz daha geriden olan yerlerden garanti tercih anlamında yapalım arkadaşlar. Anlaştık mı? Bu önemli. Merhabalar, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Merhabalar. Şimdi burada şu özelliğimiz de çok önemli. Burada dedik ki 400 ila 500 puan arasına, bakın 400 ila 500 puan arasına baktığımızda Türkiye'de %7,85'lik öğrenci grubunun olduğunu gördük. Doğru mu arkadaşlar? Peki önceki yıllara göre de bu oranın düştüğünden bahsettik. Yani bu bizim için iyi bir haber. Çünkü biz belki bu yıl puanımız düşük ama buna rağmen bir arzu ettiğimiz üst liseye arkadaşlar yerleşebileceğimizin göstergesi. Yani bu birkaç puanlık oynama buradan kaynaklanacak, merak etmeyin. Bu cebimizde bunu aldık. Başka bir özellik vereyim ben size şimdi. En yoğun puan aralığı 2020 LGS'de arkadaşlar en yoğun yani öğrencinin en böyle sıkıştığı puan aralığı arkadaşlar kaçmış? %56,29 oranında 200 ila 300 puan arasıymış. Evet sevgili arkadaşlarım, 200 ila 300 puan arası alan öğrencilerin varsa aramızda şu an bizi dinleyen bunlar Türkiye'de en bakın yoğun olan dilimde arkadaşlar. Demek ki en fazla yığılma 200 ila 300 puan arasındaymış arkadaşlar. %56,29'luk bir dilim var bakın. Bu yığılmanın olduğu bölgede. O yüzden önemli. Yani burada tercih yapacak arkadaşlarımız için bu olay önemli sevgili arkadaşlarım. Senin tercih etmiş olduğun bir yeri aynı anda on binlerce kişi tercih edecek demektir. Yani risk taşıyor demektir. O yüzden özellikle bu 200-300 puan arasındaki öğrencilerimizin daha temkinli tercih yapmasında fayda var. Özellikle altını çiziyorum arkadaşlar. Peki devam edelim. Mesela demiş ki bir öğrencimiz %4 için nasıl olur demiş. Burada şunu düşünebilirsin. %4 için mesela %2,5'a kadar kendini düşünebilirsin. Ama bu orası hocam illa gelecek anlamında düşünme. Yani her ihtimale karşı biz ne yapalım? Bir tercihimizi %2,5'tan yapalım. Çok da üste çıkmamıza gerek yok arkadaşlar. Sonuçta dediğimiz gibi üniversitelerde bile her zaman gözde olan okulların puanlarının düştüğü çok nadirdir. Mesela Levent Hocam da bu dediğime hak verecektir arkadaşlar. Dolayısıyla Türkiye'nin arkadaşlar liselerinin de en iyi liselerine baktığımız zaman bunlarda puan düşmesinin çok nadiren olduğunu görmekteyiz. Evet biz bu yıl o nadirenliği kısmen yaşayacağız ama bu aman daman bir düşüş anlamında olmayacak. Yanlışlık olmasın arkadaşlar. Yani hani siz hiç altının öldüğün pahasına gittiğini gördünüz mü? Hayır. Dolayısıyla bizim o nitelikli adını verdiğimiz okulların büyük bir bölümü zaten altın değerinde. Dolayısıyla arkadaşlar evet illaki bir puan düşüşü olacak ama bu sizin sandığınız kadar böyle afaki boyutlarda olmayacaktır. O yüzden lütfen o tercih yaparken temkinli olmanızda fayda var. Evet, %4'ken %2,5'a kadar
kendiniz arkadaşlar düşünebilirsiniz. Yani kendimizden biraz da yüksek puanlı yeri bu kadar yazabilirsiniz ama daha da fazla abartmak arkadaşlar bence risk taşıyan bir özellik olacaktır. Özellikle bakın bu 0,01, 0,02 gibi giden arkadaşlar yüzdeliklerdeki düşmeleri çok fazla dikkate almayın. Çünkü ben o bölgelerde, o okullarda çok böyle ciddi anlamda bir düşme olacağını düşünmüyorum. Zaten önceki yıllara bakarsanız da böyle çok ciddi anlamda bir düşüşün olmadığını zaten kendiniz de göreceksiniz arkadaşlar. O yüzden hani dediğimiz gibi burası dost meclisi. Biz her şeyi olduğu gibi aktaralım ki ondan sonra sıkıntı yaşamayalım arkadaşlar. Mesela şu olabilir arkadaşlar, bakın %10'luk, hani senin %10'luktur dilimin ama %6'lık bir yere girebilirsin. Bunlar olağan şeylerdir ama o puan yüzdelik dilimiz küçüldükçe arkadaşlar artık okulun niteliği artıyor. Okulun önemi artıyor. Popülerliği artıyor demektir. Zaten birazdan ben size sayacağım. Türkiye'deki ilk yüze giren okullar var mesela. Onların puanlarını incelediğimiz zaman böyle çok afaki bir puan değişikliğinin olmadığını arkadaşlar zaten çok rahat bir şekilde anlayabileceksiniz. Yani demeye çalıştığım olay buydu. Arkadaşlar herkese teker teker cevap veremem. O yüzden ben bakın mümkün olduğu kadar genelleme yapmaya çalışıyorum. Herkes lütfen anlattıklarımdan yola çıkarak kendi payına düşün almaya çalışsın. Burada şimdi yüzlerce öğrencimin sorusunu aynı anda cevaplama şansım zaten mümkün değil sevgili arkadaşlarım. Peki bakın burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu başka bir olaydan bahsedeyim size arkadaşlar. Puan ortalaması. Bu yılki sınavda arkadaşlar puan ortalaması 286'dır. Yani 286 demek gerçekten arkadaşlar bu 200 ile 300 puan arasında ciddi bir yığılmanın olduğunu gösteren gelişmedir. Demek ki 200 ile 300 puan arasında ciddi bir yığılma var. İşte bunun ispatı şu arkadaşlar. Türkiye'deki puan ortalaması 2020 yılının LGS'sinde 286 puanmış arkadaşlar. Bu yüzden oldukça önemli. Peki bir de arkadaşlar doğru cevap dağılımlarına bakarsak eğer hemen hemen 2019 yılı ile 2020 yılının aslında örtüştüğünü görmekteyiz. Yani böyle aralarında çok ciddi bir uçurum yok sevgili arkadaşlarım. Bu da bakın iyi düşünmemiz gereken bir şey. Demek ki geçen seneki öğrencimizin yapmış olduğu netlerle bu yılki yapılan netler 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. İşte bu olay da aslında yine puanların çok ciddi anlamda yükselmeyeceğinin veya çok ciddi anlamda düşmeyeceğinin göstergesi arkadaşlar. Burada özellikle kontenjanların artması düşmesi olayı bakın belirleyici olacaktır. O yüzden buna dikkat edin. Artı geçen sene ve önceki yıllardaki o 400-500 puan arasındaki oran bu yıl düşmüştür arkadaşlar pandemiden dolayı. Ve dediğimiz gibi eğer ki ufak tefek oynamalar olacaksa bundan dolayı olacaktır. Ama dediğimiz gibi böyle çok ciddi anlamda düşüşleri her okulda beklemeyin. Yalnızca kontenjanı çok artan mesela %50 oranında kontenjan artışının olduğu bir okul varsa orada puanların düşmesi gayet normal. Ama aynı şeyi bütün okullarda beklemeyin sevgili arkadaşlarım. Çünkü Türkiye'nin bütün okullarında yani bu merkezi sınavla öğrenci alan bütün okullarda aynı oranda kontenjan artışı olmamıştır. Hatta bazıları öncesinde kontenjan arttırdığı halde tekrar eski haline getirmiştir. O yüzden lütfen tuzağa düşmeyin arkadaşlar. İnternetten bakarsanız zaten Alev Hanım da yayınlamıştı arkadaşlar. Göreceksiniz sayfamızda. Orada zaten okullarımızın yüzdelik dilimleri ve kontenjanını görmeniz mümkün olacaktır. Lütfen onları arkadaşlar 2019 yılındaki kontenjanlarla kıyaslayın. Hangi okulun ne kadar arttığını görmeniz, sizin orayı tercih ettiğiniz oranın puanının ne kadar işte hareketlilik yaşayacağını düşme veya artma anlamında arkadaşlar size çok güzel şekilde yansıtacaktır. Bu yüzden de önemlidir sevgili arkadaşlarım. Peki mesela %12'lik tercih olan bir öğrencimize baktığımız zaman arkadaşlar %12'lik olan bir öğrencimizin %8'e kadar %7'ye kadar evet yukarıdan tercih yapmasında fayda var. En az 2-3 tercihini böyle yapabilir. Ama diğer kalanların arkadaşlar ağırlık noktası %12 çevresinde olacak ama ondan sonra %15 %18'e kadar da ne yapacak? Tercih yapacak ki en azından ne yapabilsin? Kendi yerinde garantiyi alabilsin diyoruz. O yüzden bu olay aslında herkese bir örnek anlamında arkadaşlar ama mesela bir %4'lük %3'lük yerlerde arkadaşlar dediğimiz gibi orada tamamen şans faktörü önemli. Çünkü zaten %4'lük, %3'lük okullara baktığımız zaman arkadaşlar Türkiye'nin en gözde okulları olduğunu görmekteyiz. Ve zaten birçok öğrencinin ilk hedefinde o okullar vardır. Bakın İstanbul'daki birçok okulu yalnızca İstanbul'daki öğrenci yazmıyor arkadaşlar. Oradaki Ankara'daki öğrenci yazıyor, Kars'taki öğrenci yazıyor,
Edirne'deki, Antalya'daki, Konya'daki öğrenci bile tercih ediyor. Veya Konya'da arkadaşlar Meran Fen Lisesi'ni yalnızca Konyalı tercih etmiyor ki. Karaman'dan, daha sonra arkadaşlar Antalya'dan, Ankara'dan bile öğrencilerin tercih ettiğini dikkate aldığımız zaman sanırım demeye çalıştığımı daha net anlayacaksınız. O yüzden onlar biraz daha arkadaşlar birçok öğrencinin girmeye çalıştığı okullar durumundadır. O yüzden %5 ve hani o biraz daha yüksek dilimlerde arkadaşlar çok ciddi anlamda puan değişmelerini olacağını düşünmeyin. Evet illa ki olacaktır ama bu hayal ettiğiniz gibi 2-3 puanlık değişmeler olmayacaktır arkadaşlar. Bu demiş olduğum ancak %10'luk ve sonrasındaki dilimlerde hani birkaç puan veya 3-4 puan değişebilecek şekilde özetlenebilir. Ama dediğimiz gibi gerçekten Türkiye çapında popüler diyebileceğimiz %5 ve yukarısındaki arkadaşlar okullarda çok ciddi anlamda puan değişikliğini evet düşünmeyin. Evet illa ki önemli olacaktır ama dediğimiz gibi arkadaşlar bir %10'luk, 15'lik, 20'lik dilimlerdeki okullarda olduğu gibi evet büyük oranlarda bir puan değişimi orada söz konusu olmayacaktır arkadaşlar. Bu yüzden çok önemli. Bunu lütfen dikkate alın. Artı bir özellik vereyim arkadaşlar size. Şimdi bu malum sınav dediğimiz zaman yetenekle alan liselerde var. Belki aramızda bunları tercih edecek öğrencilerimiz de vardır arkadaşlar. İşte spor lisesi gibi, güzel sanatlar lisesi gibi arkadaşlar. O yüzden bunlara tercih içinde biliyorsunuz gidip kayıt yaptırabiliyorsunuz. Fakat bu tarz yerlere kesin kayıt yaptırdığımızda ya da herhangi bir arkadaşlar özel bu sınavla öğrenciler özel okullar var biliyorsunuz. Onlara kesin kayıt yaptırdığımızda tercih hakkımız bulunmamaktadır arkadaşlar. Onu da artı parantez belirtmekte fayda var. Yani oradaki kaydınızı tekrar sildirmediğiniz sürece evet yeniden tercih yapma hakkına sahip değilsiniz. Bu önemli. Artı arkadaşlar yine malum 29 Temmuz'a kadar tercih sürecimiz var. Bunu da iyi değerlendirelim arkadaşlar. Onu da belirteyim. Ve tabii ki malum buradan yerel yerleştirme dediğimiz arkadaşlar bir durum söz konusu. Belki birçok öğrencimizin yerleşmek için kullanacağı bir tercih modülü olacak arkadaşlar bu. Peki burada baktığımız zaman arkadaşlar mesela yerel yerleştirme dediğimiz zaman buradaki kategoriler söz konusu. Hemen onlar hakkında arkadaşlar bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Şimdi merkez sınav dediğimiz zaman zaten malum Türkiye'nin her yerindeki arkadaşlar bu yüzdelik dilimlerimizle puanımıza tercih edebileceğimiz yerler aklımıza gelecek. Bir de arkadaşlar yerel yerleşme dediğimiz zaman da mesela burada hemen şunları belirteyim sizlere. Mesela yeşil renkli butonlar vardır. Belki tercih yerinize sayfanıza girdiğinizde bunları görmüşsünüzdür arkadaşlar. Buradan yeşil renk dediğimiz zaman bizim ikamet adresimizin olduğu yer. Mesela ben Ankara Çankaya'dayım arkadaşlar. Eğer ki benim ikametim buradaysa ben öğrencime veya kendim için ancak bu bölgeden ne yapıyorum? Tercih yapıyorum demektir. Yeşil renk bunu anlatıyor arkadaşlar bize. Daha sonra komşu kayıt dediğimiz mavi renk vardır arkadaşlar. Bu da bize evet ben Çankaya'dayım ama mesela Mamak'taki yeri de yazabilirim anlamında düşünebiliriz arkadaşlar bunu. Çünkü çevremizi dikkat alıyoruz burada. İkamet adresimize göre arkadaşlar konuşlandırıyoruz. Bir de arkadaşlar kırmızı rengimiz var. Diğer diye geçiyor arkadaşlar. Artık bu hani il içindeki herhangi bir yeri. Yani burada merkezi ilçe veya uzak ilçeler dahil olmak üzere arkadaşlar herhangi bir okulu tercih edebileceğim anlamına geliyor. O yüzden bu yeşil renk, mavi renk ve kırmızı renk ayrımını da arkadaşlar dikkat almanızda fayda var. Bu önemli. Peki bunun haricinde arkadaşlar burada şuna takılmayın. Yani illerdeki yüzdelik dilimler hani nedir? Hocam illerdeki başarı sıralamamız nedir? Merkezi yerleştirme yaparken Milli Eğitim Bakanlığı'nın dikkate aldığı olay arkadaşlar il bazdaki sıralamadan ziyade evet ülke geneli sıralama olacaktır. İl bazında daha ziyade yani bu yerel anlamdaki ikamet adresimize dayalı olarak yerleştirme yapılırken şunlara dikkat ediliyor arkadaşlar. Özellikle tabii ki senin bir okul başarı puanın vardı biliyorsun. Okul başarı puanımız bizim oraya yerleşmemizde oldukça önemli bir hale sahip arkadaşlar. Bunun haricinde tabii ki yapmış olduğumuz devamsızlık yani o mazeretsiz devamsızlık olayı arkadaşlar yine bizim yaptığımız tercihlerde oldukça önem arz etmekte. Bir de arkadaşlar bu eğer ki her şeyde öğrenci eşit kaldıysa diğer öğrencilerle 8. sınıf, 7. sınıf, 6. sınıftaki ortamlarımız da işin içerisine girmekte. Fakat buraya çok nadiren geliniyor arkadaşlar. Genellikle okul başarı puanımız ve devamsızlık bilgilerimiz bizim bu
ikamet adresimizde dayalı tercihlerimizde belirleyici bir rol oynamakta. O yüzden bunu da lütfen artı parantez belirtelim arkadaşlar. Çünkü evet kılavuzda bunlar yazıyor fakat birçok velimiz, birçok öğrencimiz bazen bunları dikkate almadığından dolayı arkadaşlar yanlış tercih yapabiliyor. Zaten siz eğer ki yerel yerleştirme modülünden hiç tercih yapmadıysanız zaten merkezi yerleştirmeden arkadaşlar tercih yapamıyorsunuz. Yani sizin merkezi yerleştirmeden tercih yapabilmek için veya bu pansiyonlu okullardan tercih yapabilmek için öncelikli olarak yerel yerleştirme modülünden ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Mutlaka evet tercih yapmanız gerekiyor. Orada da malum Anadolu Lisesi arkadaşlar, daha sonra Anadolu Meslek Lisesi, İmam Hatip gibi okullarımız var. Tabii ki aynı okuldan arka arkaya hepsini tek okuldan yazamıyorsunuz arkadaşlar. Onu da lütfen dikkat alın. Kılavuzdaki bilgileri zaten bu yapmış olduğumuz tercihleri biliyorsunuz. Okullara onaylatmamız gerekecek. Orada zaten sizi uyaracaklardır bu konuda da. Ama siz şimdiden bilin. Demek ki biz adrese dayalı yerel tercih dediğimiz arkadaşlar modülden tercih yapmadığımız sürece evet merkezi yerleştirmeden ve pansiyonlu okullardan tercih yapamıyoruz. Bu önemli arkadaşlar. Bunu lütfen dikkat alın. Ve biz yerel yerleştirme yani ikamet adresimize dayalı bir yerleştirme yapacakken bizim okul başarı puanımıza bakıyorlar. Aynı zamanda arkadaşlar tabii ki neye bakıyorlar? Devamsızlık durumumuza bakıyorlar. Bunların hepsi önemli arkadaşlar. Bu da yine aklımızda bulunsun. Yani biz 5 tane yerel yerleştirmeden tercih yapıyoruz arkadaşlar. 10 tane merkezi yerleştirmeden tercih yapıyoruz. Ve arkadaşlar daha sonra da 5 tane pansiyon okullardan tercih yaptığımız zaman toplamda zaten 20 tane tercihimizi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sadece bu yerel yerleştirmede yalnızca mesela Çankaya'daysanız yalnızca Çankaya'yı tercih edebilirsiniz. Fakat daha sonrasında merkezi yerleştirmeden de herhangi bir yer gelmediyse arkadaşlar ondan sonra zaten farklı bir modüle düşüyorsunuz. O yüzden hani ayrı ayrı tercih yapmanıza fayda var. Yani evet ben örnek veriyorum hep Ankara'ya burada yaşadığım için arkadaşlar. Ben diyelim ki Çankaya'dayım. Çankaya'daki bir okulu yazdım ve iki okulu yazdım arkadaşlar. Ama hani yedek olsun diye mesela Mamak'tan veya bana daha yakın Yeni Mahalle'den yine ne yapabilirsiniz ve Keçiören'den arkadaşlar bir okulu da tercihinize ekleyebilirsiniz arkadaşlar. O zaten mavi bölge demiş olduğumuz alan tercihi arkadaşlar. Bir de uzak olarak mesela Çubuk'tan da diyelim ki yazabiliyorsunuz. Şerefli Koçhisar'dan da yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani Ankara'nın uzak ilçelerinden de tercih yapabiliyorsunuz. O da zaten kırmızı tercih bölgesi yani il içi herhangi bir okulu yazma modülü diyebileceğimiz özelliğe sahiptir. Ama lütfen arkadaşlar bu alandan tercih yapmayı ihmal etmeyin. Bu oldukça önemli. Zaten buradan tercih yapmadığınız zaman diğer modüllerin açılmadığını gördüğünüz zaman zaten ne demeye çalıştığımı daha net bir şekilde anlayacaksınız arkadaşlar. Peki bunun haricinde hemen birkaç özellikten daha bahsedeyim arkadaşlar size. Bu pansiyonlu okullarımız biliyorsunuz oldukça önemli. Belki bazı öğrencilerimiz veya bazı velilerimiz hocam evet ben Ankara'da yaşıyorum veya Maraş'ta yaşıyorum ama ben öğrencimin Bursa'da okumasını istiyorum, İzmir'de okumasını istiyorum, İstanbul'da okumasını istiyorum veya öğrencimiz şu an Kars'tadır. Hocam ben Ankara'da okumak istiyorum diyenlerimiz vardır. Onlar için de arkadaşlar pansiyon okullar var biliyorsunuz. O yüzden bunlar yine tercih kılavuzu zaten belirtiliyor arkadaşlar. Pansiyonlu olduğu ve pansiyonun işte yalnızca kızlara mı ait olduğu, erkeklere mi ait olduğu zaten orada belirtiliyor arkadaşlar. Onlar da lütfen dikkate alın. Çünkü bunların hepsi evet belki küçük küçük ayrıntılar gibi gözüküyor ama bunların hepsi önemli arkadaşlar. Artı bizde lütfen şunu söyleyeyim size. Bakın ben bir eğitimciyim. Aramızda eğitimci arkadaşlarımız da söz konusu. Eminim onlar da bana hak vereceklerdir. Bir okulun adının fen lisesi olması oranın illa çok iyi olacağı anlamına gelmez. Bazen arkadaşlar öyle örnekler vardır ki o bölgenin bir Anadolu lisesi fen lisesinden çok çok üstündür ve ondan daha yüksek puanla öğrenci almaktadır. Yani bu tarz onlarca örnek söz konusudur. Ve lütfen bir okulu tercih ederken yalnızca adına bakarak, şehrine bakarak tercih etmeyin. Öyle bir yanılgıya düşmeyin. Lütfen isterseniz bunu yerel tercihle yapıyor olun. İsterseniz arkadaşlar merkezi yerleşimle yapıyor olun. Lütfen bir araştırın. Yani diyelim ki Balıkesir'deki bir okulu tercih edeceksiniz. O bölgenin başarı grafiği nedir? Üniversite sınavına öğrenci yerleştirme yüzdesi nedir? Önceki yıllarda özellikle hangi üniversitenin hangi bölümden öğrenci yerleştirmiştir? Bakın bunlar çok önemli arkadaşlar. Sadece okulun adı
bizim için önemli değil. Biz o okulu neden tercih ediyoruz arkadaşlar? Bana iyi bir eğitim versin diye. Yani okulun binasının, artı içindeki işte sırasının, sandalyesinin, niteliğinin bir önemi yok. Bizim için içindeki, evet, beyin önemli, beyin. Yani bana ders anlatacak öğretmen kadrosu o okulun nasıldır? Önceki yıllardaki başarısı nedir? Önceki yıllarda o başarıyı imza atan öğretmenler hala orada mıdır? Beni en çok burası bağlıyor arkadaşlar. İşte bu yüzden tercih yaparken, evet, okulların tabii ki bu isimleri, markalar önemli. Ama bunun haricinde lütfen araştırın. Tarayın arkadaşlar sosyal medyadan ve o bölgeyle ilgili arkadaşlar verilere lütfen bakın. Okulun web sayfalarına girin, araştırın, bakın. Mesela İstanbul'da şimdi Kabataş dediğimiz zaman arkadaşlar, malum Türkiye'nin en çok bilinen gözde okullarından bir tanesi. Mesela geçen sene Kırıkkale'de danışmanlık yaptığımız bir öğrenci arkadaşlar Kabataş'ı kazanmıştı. %1'lik dilimdeydi. Ve gayet de memnun. Ve diyor ki, hocam iyi ki buraya gelmişim diyor mesela. Hani şimdi olaya bu açıdan bakmanız gerekiyor. Araştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla birazdan bakın. Hemen size örnek bir tablo vereyim arkadaşlar. Şuradan hemen izninizle. Şimdi 2019 yılının, iyi dinleyin bakın arkadaşlar, 2019 yılının ilk 100 okulu. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı belirliyor arkadaşlar. Yani 100, ilk 100 dediğimiz zaman arkadaşlar, ilk 100'de birinci sırada neresi varmış biliyor musunuz 2019 yılında? İstanbul Beyoğlu Galatasaray Üniversitesi'nin lisesi. Yani Galatasaray Lisesi. Yüzdelik dilimi 0,01. Ve arkadaşlar puanı da tam 500 puanla almıştır. Bakın tam 500 puanla almış ve yüzdelik dilim neymiş arkadaşlar? 0,01. Birinci sırada arkadaşlar. İkinci sırada İstanbul Erkek Lisesi'ymiş arkadaşlar. 497.412 ile almıştır geçen sene. Ve yüzdelik dilimi arkadaşlar 0,06'ymış. Geçen seneki başarı sıralaması. İlerliyorum. Mesela bakın, demin bir öğrencimiz dedi ki, hocam Kabataş demişti. Kabataş Erkek Lisesi arkadaşlar, Beşiktaş, 494,825'miş arkadaşlar. Puanı, yüzdelik dilimi arkadaşlar 0,11. Yani senin 0,37 olduğuna göre öğrencimizin buraya yerleşmesi risk taşıyor arkadaşlar. Yani puan oraya kadar düşmeyebilir. Dediğimi galiba anladınız. Tabii bu veriyi ben neye dayanarak söylüyorum? Bu okulların arkadaşlar önceki yıllarındaki puan artış düşüşlerine göre. Yani evet, bunlar da illaki düşmeler oluyor ama böyle bir anda arkadaşlar 0,20'lik bir düşmeden bahsetmiyoruz. Yani demeye çalıştığım olay buydu. Ama her ihtimale karşı tercih etmekte fayda var mı? Tabii ki arkadaşlar, dedik ya, zaten ben o dilimdeysem illaki zaten burayı tercih edeceğim. Yani bu iş gelmez demeye gelmiyor arkadaşlar. Bazen hiç ummadığımız şekilde, evet, beklenen oluyor ve öğrenci oraya yerleşebiliyor. Ama dediğimiz gibi çok umut etmekten ziyade, evet, yazalım. Ama ikinci tercihimizde mutlaka arkadaşlar daha riski az, yerleşebileceğimiz oranda bir yeri tercih etmekte fayda var diyorum sevgili arkadaşlarım. Tamam, yani beni bu konuda asla yanlış anlamayın. Peki mesela aramızda, bilmiyorum, İzmir'den katılan arkadaşlarımız var mı? İzmir Fen Lisesi geçen sene 494 puanla almış arkadaşlar ve 0,11'lik dilim, bakın gene. Görüldüğü gibi oldukça yüksek arkadaşlar. İlerliyorum bakın şimdi. Mesela Adana, bilmiyorum aramızda Adanalı var mı arkadaşlar, oradan katılan var mı? Adana Seyhan Fen Lisesi arkadaşlar geçen sene 487.967 ile kapatmış. Ve yüzdelik dilim arkadaşlar 0,46'ymış mesela. Yani görüldüğü gibi gayet başarılı bir okul arkadaşlar. Devam ediyorum mesela Konya. Sanırım o yorumlarda vardı yazanlar, hocam Konya Meram Fen Lisesi ne olur diyenlerimiz vardı. Arkadaşlar Konya Meram Fen Lisesi geçen sene 485.379'da kapatmış puan olarak. Ve arkadaşlar yüzdelik dilim de 0,63'müş arkadaşlar. 0,63. Hani bu verileri iyi dikkat alın. Arkadaşlar bu liste internette bulma imkanınız var. Yani 2019 ilk yüze giren liselerde yazarsanız zaten listeyi çok rahat görebileceksiniz arkadaşlar. Mesela Ankara'ya geldim. Ankara Yeni Mahalle Atatürk Anadolu Lisesi. Geçen sene 484.205 puanla kapatmış arkadaşlar. Yüzdelik dilim 0,72'ymiş. Bakın 0,72 arkadaşlar. Neresi? Evet, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nden bahsediyorum. Mesela ilerliyorum arkadaşlar. Mersinli var mı aramızda? Mersin Yenişehir. Mesela Eyüp Aygar Fen Lisesi arkadaşlar. Geçen sene 486.793'te kapatmış.
Yüzdelik dilimi 0,57 sevgili arkadaşlarım. Hani sanırım o veriler kafamızda netliği canlandırıyor. Hocam peki buraya kim tercih yapsın? Şimdi arkadaşlar eğer ki Mersin'in 0,57 ise mesela 0,80'lik bir öğrenci burayı tercih etsin. 0,85'lik bir öğrenci burayı tercih etsin. Hadi bir dilimdeki öğrencimiz de burayı tercih etsin ama mesela 2'deki öğrencinin burayı yazması bence risk faktörü arkadaşlar. Dediğimi sanırım anlıyorsunuz. Yani o olayın netliği açısından. Peki hemen şöyle bakayım. Başka ne örnek verebileceğim böyle çok bariz şeyler var mı diye bakıyorum sevgili arkadaşlarım. Şu ilerleyeyim. Mesela aramızda bilmiyorum Diyarbakır'dan katılan var mı? Arkadaşlar Diyarbakır Yenişehir Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi geçen sene 480 puanla kapatmış arkadaşlar. Ve yüzdelik dilimi de 1,05'miş mesela. Daha sonra arkadaşlar İzmir Konak Atatürk Lisesi mesela geçen sene 1,33'te kapatmış arkadaşlar. Yüzdelik dilim olarak 476'da puanıymış mesela buranın. Daha sonra Samsun var mı aramızda Samsun? Mesela Samsun'da ilk adım Aziz Atik Fen Lisesi varmış arkadaşlar. 473 puanla kapatmış. 1,61 mesela yüzdelik dilimi sevgili arkadaşlarım. Mesela Bursa Osman Gazi Bursa Anadolu Lisesi var arkadaşlar. 473 puanla kapatmış. Geçen sene 1,62'ymiş yüzdelik dilimi arkadaşlar. Antalya var mı aramızda? Antalya Muratpaşa. Antalya Anadolu Lisesi arkadaşlar. 473 puanla kapatmamış ki çok başarılı bir okuldur arkadaşlar. Yakınında bildiğim bir okuldur. Ve 1,63 mesela başarı dilimi söz konusu. Yani buraya yüzlerce okul sayabilirim. Aramızda Tokat'tan katılan var mı? Mesela Milli Piyango Fen Lisesi var arkadaşlar. 472 puanla kapatmış. 1,72 mesela yüzdelik dilimi arkadaşlar. Yani o yüzden bu ilk yüz okulu arkadaşlar inceleyin. Geçen seneki bütün o kontenjanlara arkadaşlar dikkat alın. Yüzdelik dilimlerine dikkat alın. Bütün bunlar aslında bize o doğru yolu söyleyecek. Yani neyi yapalım neyi yapmayalım. Hatırlayın %1'lik dilimde kaç kişi var demiştim arkadaşlar ben size. 14.720 kişi var demiştim. Dolayısıyla sen buna göre düşüneceksin. Demek ki sen %1'lik dilimdeki bir yeri tercih ediyorsan orada tam 14.720 kişiyle yarışıyorsun demektir. Yani olayın detayı netliği budur sevgili arkadaşlarım, tamam mı? Mesela aramızda Maraş var mı, Maraşlı? Mesela Kahramanmaraş'ta 12 Şubat Kahramanmaraş Fen Lisesi var arkadaşlar. Geçen sene 469 puanla kapatmış. 2,06 mesela yüzdelik dilim arkadaşlar. Daha sonra ilerliyorum mesela Afyon. Mesela Afyon'da arkadaşlar Süleyman Demirel Fen Lisesi varmış. 466,562 puanla kapatmış. 2,35 mesela arkadaşlar yüzdelik dilimi. Mesela şimdi öğrencimizin yüzdelik dilimi 4 ise burayı tercih etsin. Yani girme ihtimali hala var demektir arkadaşlar, tamam mı? Peki şimdi arkadaşlar bir de malum aramızdaki bütün öğrencilerimiz 400 ve üzeri puan almış değildir illaki. Bunun haricinde hocam ben herhangi bir Anadolu'suna gidemezsem nereye gideyim? Hani nereyi tavsiye edersiniz diyenlerimiz de illaki vardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Mesela burada biliyorsunuz farklı farklı seçeneklerimiz söz konusu. Mesela açık öğretim lisesini tercih edecek arkadaşlarımız olabilir. Akşam lisesi okumak isteyen arkadaşlarımız olabilir sevgili arkadaşlarım. Ya da hocam ben adam akıllı bir bölüm bulursam gideyim meslek lisesi okuyayım diyenlerimiz de vardır. O yüzden bakın şu anda 15 dakikamız kaldı. Ben biraz da buna değinmek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Eğer ki izin verirseniz. Çünkü bu da önemli. Buradaki her öğrencimiz biliyorsunuz fen lisesi veya Anadolu lisesi okumayacak arkadaşlar. Bazı öğrencilerimiz meslek lisesi tercihi de yapacaklardır. Hatta aramızda meslek lisesi tercih yapacak arkadaşlarımız varsa onlar için özel bir tavsiyem var. Şu anda arkadaşlar o okullar için devlet teşvikleri biliyorsunuz devam ediyor. Eğer ki özel kolejlere giderseniz teknik lise anlamında bunların arkadaşlar masraflarını maliyetlerini devlet karşılıyor. Devlet hibesi söz konusudur. O yüzden çok önemli arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edin. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz son birkaç yıldır bu teknik liselere dikkat çekiyor arkadaşlar. Meslek liselerine özellikle oraya yönlendirmeye çalışıyor. Arkadaşlar sizler de lütfen bu bölümleri tercih edin. Yani herkes arkadaşlar burada gidip fen lisesi okumak zorunda değil. Herkes sosyal bilimler lisesi okumak zorunda değil.
Şimdi evet, senin belki hayalindir hocam. Ben Sosyal Bilgiler Lisesi'ne gitmek istiyorum. Tabii ki gidebilirsin. Tavsiye ederim. Çünkü Sosyal Bilgiler Lisesi'ne bitirdiğin zaman evet, hukuk için, siyasal bilimler için büyük bir avantaj elde edersin. Lise yıllarından itibaren bu eğitim almış olman senin ilerleyen dönemlerdeki bürokrat olma gücünü zaten artıracak olan bir özelliğe sahiptir. Bu yüzden çok önemli sevgili arkadaşlarım. Hani bunu lütfen dikkate alın. Hani burada hep Anadolu Lisesi, Fen Lisesi konuşulmuşuz gibi olmasın. Aramızda illa ki hocam ben İmam Hatip Lisesi yazmak istiyorum diyenlerimiz de vardır. Tabii ki arkadaşlar, yani bu anlamda inanın bütün arkadaşlarımızın tercihlerine saygı gösteriyorum. Yeter ki arkadaşlar okuduğumuz okuldan memnun olalım. Gerekeni yapalım. Çünkü şunu unutmayın. Şu anda almış olduğunuz puanlar aslında hemen hemen arkadaşlar üniversite sınavında alacağımız puanlar anlamına geliyor. Bakın bunu tekrarlıyorum. Şu anda almış olduğumuz puanlar üniversite sınavında alacağımız puanları gösteriyor. Yani biz bu önümüzdeki 4 yılda bu puanlarımızın üzerine ya koyarak ilerleyeceğiz, daha artıracağız ya da arkadaşlar belki de düşüreceğiz. O yüzden bu 4 yıl çok önemli. İşte bu 4 yıl önemli olduğundan dolayıdır ki arkadaşlar biz iyi bir lise tercih edelim. Kadrosu iyi olan bir okul tercih edelim. Hocam ben bunlarla yerleşemiyorum. Benim merkezi sistemle yerleşmeye puanım yetmiyor. Ben ne yapayım diyorsanız eğer arkadaşlar mahallemize yakın, ikamet adresimize yakın bir okul tercih edin. Servislerle çok uzağa gitmekten kaçının. Biliyorsunuz bir de zaten artık önümüzdeki yıllarda arkadaşlar hastalık anlamında sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz biliyorsunuz. Sağlık biraz daha ön planda. Artı ben bir eğitimci olarak her zaman şundan yanayım. Eğer ki puanımızla bir okula gidemiyorsak ikametimize yakın en iyi okulu tercih etmeye özen gösterin arkadaşlar. Eve yakın olmasına özen gösterin çünkü yolda kaybedeceğimiz zaman bile bizim eğitimimiz anlamında gerçekten çok önemli bir özelliğe sahiptir. Yine artı parantez belirtiyorum. Mesela arkadaşlar bilgisayar bölümü, çocuk gelişimi bölümü, daha sonra arkadaşlar acil tıp teknisyenliği, anestezi teknisyenliği, diş protez teknisyenliği, hemşirelik, daha sonra radyoloji arkadaşlar, bankacılık, dış ticaret, sigortacılık, bilgisayarla ilgili bölümlerin tamamı, adalet bölümü arkadaşlar. Daha sonra mesela motor bölümü, CNC bölümleri, elektrik elektronik bölümleri gibi bölümler. Türkiye'de arkadaşlar liseyi bitirdiğiniz zaman bile çok geniş iş imkanına sahip olabileceğiniz yerlerdir. Bu ve benzeri meslek liselerinde devlet teşvikli olan yerler vardır. Özel okul tercih ettiğiniz takdirde cebinizden hiç para ödemeden okuma şansınız vardır. Artı parantez, bu okullarımızdan bir kısmının arkadaşlar yabancı dili İngilizcedir veya Almancadır. Mesela bilgisayar yazılım bölümü vardır arkadaşlar. Ve burada kimi İngilizce kimi Almanca eğitim vermektedir. Lütfen bu tarz yerleri tercih etmeye özen gösterin sevgili arkadaşlarım. Emin olun bana dua edersiniz ilerleyen dönemde. İyi ki burayı tercih etmişiz diye. Çünkü arkadaşlar daha sonrasında dünyanın her yerinde bu mesleklerden elde etmiş olduğunuz sertifikalarla, diplomalarla çalışma imkanına sahip olacaksınız. Özellikle dediğimiz gibi İngilizce, Almanca gibi yabancı dil eğitimli liseyi bitirdiğinizde teknik anlamda zaten bu gerçekten sizi hayata birkaç adım önde başlatacaktır. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nda şöyle bir çalışması var arkadaşlar. Eminim birkaç yıl sonrasında bu teknik liselerden mezun arkadaşlarımıza bir ek puan düzenlemesi gündeme getirilecek. Belki bunların mühendisine geçerken bizlere ek puan verilmesi dahi gündeme gelecek önümüzdeki 4 yıl içerisinde. O yüzden lütfen arkadaşlar meslek liseleri tercihine özen gösterin. Bu bizim hayatımızı gerçekten şekillendirebilecek bir özelliğe sahip olacaktır. Bu anlamda da önemli arkadaşlar. Tabii ki hemen Levent hocam sen alabilirim. Programımıza davet olarak gönderirsen hocam alayım seni hemen. Arkadaşlar bu anlamda dediğimiz gibi Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi arkadaşlar. Daha sonra yetenek sınavı ile alan bütün liselerimiz, Anadolu İmam Hatip Liseleri, tamam mı? Bütün bunlar arkadaşlar tabii ki tercih notlarımızda ama bunları yaparken lütfen teknik liseleri ihmal etmeyin. Araştırın ve arkadaşlar bu şekilde tercihlerinizi şekillendirmeye lütfen özen gösterin istiyorum. Evet, elimden geldiği kadar arkadaşlar enine boyuna her şeye değinmeye çalıştım. Çünkü malum çok geniş bir kapsam ve birçok öğrencimiz evet bana buradan yazıyor. Görüyorum hocam ben şu kadar yüzdelik dilimim var neresini yazayım diye aslında defalarca izah ettim arkadaşlar. Eğer ki %5 ve aşağısında yani %1, %2, %3, %4, %5'lik dilime sahipsek arkadaşlar biz zaten burada tercih edeceğimiz okulların puanlarında
çok fazla bir oynamanın olmayacağını göreceksiniz. Buralarda oynama ancak şöyle olabilir dedim. Bakın tekrarlıyorum. Kontenjan evet gerçekten çok arttıysa buraya yerleşme imkanımız biraz daha kolay olabilir. Ama bunun haricinde arkadaşlar çok ciddi anlamda bir puan düşecek diye bir beklentimiz olmasın. Ama %5'lik dilimden sonrasına baktığımız zaman arkadaşlar tabii ki düşmeler yaşanacak. Kontenjana bağlı olarak dediğimiz gibi 200 ila 300 puan arasında ciddi anlamda bir yığılma var. Bu önemli. Fakat sevindirici bir haber neydi? 400 ila 500 puan aralığında %7,85'lik dilim vardı arkadaşlar. Önceki yıllara göre düşüktü. O yüzden zaten oralarda 400 ila 500 puanlık okullarımızda bir oynama olacak. Puanlarda az da olsa bir düşme yaşanacak. Ama tabii ki bu dediğimiz gibi böyle birkaç puanlık bir düşme beklemeyin arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi illaki bir oynama olacak lehimize. Bunu lütfen dikkat alın arkadaşlar. Mesela sen %3'lük dilimdesindir ama işte ikilik dilimi tercih edebilirsin anlamında bunu söylüyorum arkadaşlar. Ama o %1'lik işte o 0,01'lik, 0,02'lik yerlerde bu çok ciddi anlamda oynama evet yapmayabilir arkadaşlar. Bunu da yine artı parantez belirtiyorum arkadaşlar. Şener Hanım geçen seneye göre ciddi anlamda bir evet herkesin bir düşme beklentisi var ama ben geçen sene orana çok ciddi anlamda bir düşme beklemiyorum. Evet düşme olacak ama bu sizin puanınızla alakalı bir durum. Yani öğrencinin almış olduğu yüzdelik dilimle ilgili bir özelliktir bu. Mesela %5, %4, %3, %2, %1'lik yerlere çok ciddi anlamda bir düşme ben beklemiyorum. Ama tabii ki bunu söylerken o okulların kontenjanının artmasına paralel olarak illaki bir oynama olacaktır. Ama asıl oynamanın olacağı yerler %5'lik dilimden geride kalanlar. Yani işte %10, %15, %20'lik yerlerde arkadaşlar. Evet biz farklı anlamlarda puan düşüşlerini görebileceğiz diye düşünüyorum. Arkadaşlar mümkün olduğu kadar puan sıralamamızı dikkate alırsak etkili olacağı kanaatindeyim. Yani puanı yüksek olanlarımızdan itibaren sıralayalım arkadaşlar, tamam? Bu oldukça önemli. Mesela Nilay diyor ki %12,5'luk bir dilim var. %12,5'sa %7'ye kadar düşmemizde fayda var. Onda bir sakıncamız yok. Ama dediğim gibi mesela %5'lik bir arkadaşımız %3'e kadar düşsün arkadaşlar. Ama hani %5'lik bırakırsa gelip %1'lik yeri yazması çok hayali olacaktır. Yani anlatmaya çalıştığım nokta bu arkadaşlar. Mesela %7'dir. %4'e kadar düşebilirsiniz arkadaşlar. %10'dur. %6'ya kadar, 5'e kadar düşebilirsiniz. Ama o 5'ten geriye doğru geldiğimizde orada çok ciddi anlamda bir düşme beklemiyoruz sevgili arkadaşlarım. Dedim ya %1'lik dilimde 14.720 kişi var. Hesabınızı buna göre yapın arkadaşlar. Şimdi mesela demiş ki Bahar Hanım, hocam ilçede mi olsun, ilde mi olsun? Ya benim baktığım olay ise şu, ilçe ve ilden ziyade hangi fen lisesi kadro anlamında daha başarılı ben ondan yanayım. Yani evet sen belki şöylesindir, Konya merkezdesindir atıyorum. Ama diyelim ki Beyşehir, Sedişehir, Akşehir'deki fen lisesi gerçekten ciddi anlamda bir başarıya sahiptir kitlesel anlamda. Ben orayı şahsen tercih ederim. Yani burada amaç gerçekten neye bağlı aslında? Biraz da kadroya bağlı arkadaşlar. O yüzden diyorum ki tercih edeceğimiz okulların yüzdelik dilimi tabii ki daha sonra başarı puanı etkili ama bir de önceki yıllarda bu okul kitlesel başarı anlamında ne yapmış? Yani 100 tane kontenjanı var ama 2019 yılında kaç kişi üniversiteye yerleştirmiş? Benim bunu anlamam gerekiyor. Mesela 2.42'lik bir arkadaşımız ne yapsın? 1.5'a kadar 1'e kadar düşsün arkadaşlar, tamam mı? Ama bir tane tercih de bunu yapsın. Diğer tercihler mümkün olduğu kadar kendi yüzdelik dilimine yakın olsun arkadaşlar. Geçen sene %7 olan bir yer hani bu yıl belki %10'a kadar gerileyebilir arkadaşlar. Hani 3 puanlık bir düşüş bekleyebiliriz %7'lik bir yerde. Mesela senin yüzdelik dilimin 7'dir. Bu yıl mesela %5'e kadar düşebilirsin. Mesela başarı sıralaman %15'tir. %10'luk bir yeri tercih et. Yani o bölgelerin gelme ihtimali daha yüksektir. Ama dediğimiz gibi %5 ve gerisinde arkadaşlar o kadar ciddi anlamda bir oynama beklemiyorum. Meslek lisesi çok güzel bir düşünce. Lütfen bölümleri araştırın. Özellikle kolejleri tercih edin. Çünkü devlet teşviki söz konusu ve
ciddi anlamda gerçekten orada eğitimler verilecektir. Ha tabii ki hocam, ben olduğum yerde böyle bir özel okul yok diyorsanız arkadaşlar, mutlaka kendi bölgenizde özellikle geleceğin meslekli olarak görülen teknik liseleri tercih etmenizde büyük fayda var. Çünkü bana göre gerçekten bizim ülkemizin bundan sonraki süreçlerde meslek lisesi mezunlarına ihtiyacı var. Ve emin olun onların iş bulma imkanı birçok fakülte mezunundan daha kolay olacaktır arkadaşlar. Şimdi Aselsan Okulu gayet güzel, başarılı. Ama dediğimiz gibi 2019 yılındaki sınav başarısını bu yıl göreceğiz. Yani onu görmeden şu anda ne desem yalan olacaktır. Çünkü her okulun malum yıldan yıla bunları değişiyor arkadaşlar. Kadrolar değişiyor. O yüzden siz o okulu çok iyi diye yazıyorsunuz ama bir gidiyorsunuz ki o okuldaki eski öğretmenlerin çoğunluğu tayinine gitmiş. Dolayısıyla bu okulu okul yapan sadece binası, sırası, masası değildir ki arkadaşlar. Öğretmen kadrosudur. O okulun sistemi önemlidir. Yani o okulun müdürü bile o okulun başarısında oldukça etkili bir özelliğe sahiptir arkadaşlar. Mesela ben bu anlamda hani tercih yaparken daha gerçekçi davranmaktan yanayım. Yani sadece etiket peşinde koşmaktansa arkadaşlar, gerçekten okul kalitesi, kadro kalitesine bakmak biraz daha mantıklı gibi geliyor bana. Hocam bir istek gelmedi Levent hocamdan ama bakıyorum şu anda. Evet, henüz Levent hocamdan bir istek gelmedi. Levent hocam orada mısın? Levent hocam lütfen danışmaya. Arkadaşlar bu tercihlerde dedik ya, bakın %1'lik dilime 14.720 kişi düşüyor, bakın tekrarlıyorum. 14.720 kişi %1'lik dilimdeki okulların hepsini tercih ediyor demektir. Yani tercihinizi buna göre şekillendirin. Dolayısıyla tabii ki seni tercih etmiş olduğun yeri binlerce insan tercih ediyor demektir. O yüzden tabii ki ilk tercihinde seninle birlikte onlarca, binlerce insan tercih ediyor arkadaşlar. Ama şu anda ben şeyi göremiyorum hocamızın. Bakayım hemen tekrar. Evet, şu an bende gözükmüyor ama. Şu istekler, hatta bir temizleyeyim. Tekrar bir şey yapayım. Güncelleyeyim. Tekrar bakıyorum hemen şimdi. Acaba yukarılarda mı kaldı hocamın şeyi? Hemen bakıyorum tekrar. Daha şuradan ben bir bakayım. Yok, şu anda burada Levent hocamı göremiyorum maalesef. Levent hocam bir daha istek gönderme şansın var mı hocam? Sana zahmet. Çünkü yorumlardan dolayı bayağı bir yukarıda kalmış sanırım hocam. Şu an göremiyorum. %8'lik dilimdeki bir öğrencimiz 5.44'lük bir yeri tercih edebilir arkadaşlar. Edin. Yani o %5 ila %10 arasında arkadaşlar çok rahat 5'e kadar oynayabilirsiniz. Arkadaşlar tabii ki yani sonuçta hangi tercihimiz yerleşiyorsak artık orası bizim okulumuzdur. Ha sen gidip kayıt yaptırmaz, kaydını sildirirsen evet, daha sonrasında sürecini bilemem. Yani aynı yere tekrar girme şansın olmayabilir. O yüzden tercihlerimiz çok önem arz ediyor arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlarım, burada ben Türkiye'nin 81 ilindeki bütün okulları bilmiyorum. O yüzden bana lütfen illere göre bir şey sormayın. Çünkü her okulun listesini ezbere bilmiyorum. Ben arkadaşlar tercih robotu değilim. Sadece ben sizlere genel geçer kurallardan bahsediyorum. Bu vermiş olduğum bilgiler çerçevesinde her arkadaşım oturacak arkadaşlar bilgisayarın karşısına. Kılavuzdaki verilere bakacak. Ve buna göre arkadaşlar burası olur mu olmaz mı diye bakmak zorunda. Yoksa ben burada her ilin bütün okullarının arkadaşlar yüzdeliklerini size söyleyerek buraya girersin giremezsin diyemem. Evet, başka var mı arkadaşlar? Mesela bakın, uçak bakım bölümü çok güzeldir. Kızılcahamam'da olması olmaması çok önemli değil Ümmügül. Mutlaka tercih et. Eğer ki oraya gidip kayıt yaptırabiliyorsan şiddetle tavsiye ederim sana. Bitirdiğin zaman da Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde iş bulma şansına sahip olduğunu zaten göreceksin. %3'lük, %2'lik bir arkadaşımız %1'lik tercihi bir tane tercih olarak yapın. Abartmadın arkadaşlar. Yani bir tane tercihimiz %1'lik olsun. Bir tane %2'likten olsun ama artık diğerleri %3, %4'lük olan yerleri alırsak daha garanti bir tercihimiz olacaktır. %95'lik yerden %63'lük gelme ihtimali vardır Ömer. Lütfen deneyelim şansımızı.
Ama dediğim gibi bir tercih. Yani çok da fazla riske atmayalım arkadaşlar, tamam? Çünkü malum o dilimlerde çok fazla düşmeler yaşanmıyor arkadaşlar. Merhabalar. Merhabalar Emirhan Beyler. Merhabalar. Evet başka arkadaşlar. %1,5 demiş. Yani %1 daha sonra 0,70'lere kadar zorla Recai, tamam mı canım? Evet Levent hocamızdan gel. Levent hocam tekrar düştü, bak tam kabul ediyordum, sen şey çektin işte tekrar şeyi. Bir daha alayım Levent hocam. Tam üzerine basarken Levent hocamızın isteği düştü arkadaşlar. Levent hocam hemen tekrar alayım seni. Tamam, hemen bekliyorum. Onayladım hocam. Evet. Levent hocamız da geliyor. Açıkçası okuyabilirsiniz ama arkadaşlar yani imkanımız varsa örgün öğretimi her zaman tercih sebebimiz olsun. Hocam selamlar. Merhaba hocam, selamlar. Hocam şükür kavuşturana ya. Valla evet hocam, ya ben de şeyde araba kullanıyordum zaten, çektim Evet. sağa. Yani güzel anlatıyorsunuz, öyle güzel, heyecanlı heyecanlı. Hocam Maşallah. valla hocam şimdi hani bir şeyi layıkıyla yapmak diye bir olay vardır ya. Sen nasıl matematikteki olayı ciddiye alarak anlatıyorsan değil mi? Aynı mantık benim için geçerli. Aynen, yalnız bu ya şöyle bir şey var. Hani dersini çok iyi çalışmak diye bir söz vardır ya. Yani dersinizi inanılmaz güzel çalışmışsınız. Yani ben bunların Eyvallah hocam. anlattıklarınızın hiçbirini bilmiyorum. Eyvallah Cidden hocam. bilmiyorum. Yani Hocam bana hocam yazıyorlar çoğu yüzde bir, bildiğini yüzde bitiyor. iki, %3 nereye tercih edelim, ne yapalım? Evet. Ben bilmiyorum. Cidden bilmiyorum. Hocam şöyle bir handikap var. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı var. Öğretmenlerimiz var. Ama buna rağmen bu tercihler öğrencimizin yanı sıra velimizin yapıyor olması en büyük handikap zaten. Şimdi böyle bir durumda hocam velimiz bilgisiz. Evet kılavuz var ama yani her velimiz kılavuzu anlayarak okuyamıyor hocam yani. Bir de bazen zor anlıyoruz hocam şeyleri. Geçen kavramları. Şimdi bütün Anlaşılmaz hocam. yazıları Onlar harmanlaman çok gerekiyor. fazla anlaşılmaz. Yani öncelikle buradakilerin çoğu muhtemelen tanıyor beni de. Hepsinin de Evet. artık yolu bahtı açık olsun. İnşallah hocam. Amin. Ya Temennimiz çok o. zor bir süreçten geçtiler. Ya ben hep şunu söyledim çocuklara önceki yayınlarda falan. İyi bir lise, iyi bir üniversite, iyi bir hayat dedim ama artık geçti. O iş bitti. O artık öğrencileri motive etmek için yapılmış Evet. konuşmalardı. Onlar çocukları gaza getirmek için yapılmış konuşmalardı. Ben sağlık meslek lisesi mezunuyum, liseden. Hocam işte bak yani bak ne kadar güzel bir şey. Yani hocam ben şu anda öğrencilerimin büyük bir bölümünü meslek liselerine yönlendiriyorum. Hocam bak mesela benim kızım da meslek lisesi mezunudur. Turizm aşçılık bölümü mezunudur. Bilerek ve isteyerek göndermişimdir. Getireceği belli değil. Sonuçta buradaki öğrenci gerekeni yaptığı sürece hocam üniversitede kazanabiliyor, farklı bölümlerde kazanabiliyor. En azından elinde iki tane meslek oluyor hocam, doğru değil mi? Hani onu Ya hep bu açıdan doğru bakmak doğru. gerekiyor. Özellikle teknik liseler bir avantajı var. Mesela şu anda CNC bölümleri dünyanın en gözde mesleği Levent hocam. Bir de bunlar biliyorsun artık bilgisayar donanımlı. Dolayısıyla dünyanın her yerinde iş bulma imkanları var. Ben bu yüzden özellikle CNC bölümünü, elektrik, elektronik bölümünü, mekatronik bölümlerini şiddetle tavsiye ediyorum hocam. Yazılım çağın mesleği durumda. Hani ona özellikle zaten değinmeye bile gerek yok diye düşünüyorum. İşte bu yüzden hani olur, buradaki her öğrencimiz sonuçta Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi'ne gitmeyebilir. En azından teknik liselerde de bir bilsin. Yani oralar atıl okullar falan değil. En azından orayı bitirsin ki hayata bir yerden tutunma şansı olsun mantığını kurarak ben bunları söylüyorum. Yani her öğrenciyi Ya o kazanalım. Her öğrencinin geleceği kesinlikle olsun. doğru. Ya kesinlikle doğru. Yani her öğrenci Fen Lisesi'ne gitmek zorunda değil. Her öğrenci Anadolu Lisesi'ne gitmek zorunda değil. Her öğrenci ya hayat başarısı diye bir olay var. Evet. Hayat başarısı diye bir olay var. Kesinlikle yani ileriki zamanlarda şu aralar değil ama ileriki zamanlarda ben bir böyle bir nereden nereye bir anlatmış olsam çocukların ağzı açık dinlerler. Yani Hocam ben bugün program yapalım mı beraber? Ya o Hayatın şimdi hikayelerini değil bir yani, program işin yapalım. artık şeylerdeyiz hocam.
Ya ileriki zamanlarda, ileriki yıllarda yapabiliriz aslında ama Evet. şöyle ya kısa yoldan meslek sahibi olalım diye babalarımız tabii biz küçük yerlerde büyüdük. Evet. Köyden gelmiş bir adam. Ben Ankara'da çok güzel yerlerdeyim ama ben bir köyden gelmiş bir adamım. Yani köyde büyümüş bir adamım. Evet hocam, evet. Orada tercih hakkımız bizim yoktu. Çocuklar şimdi şunu diyebiliyorlar. Ya ben burayı tercih edeceğim ben. Benim öyle bir hakkım olmadı. Babam sağlık meslek lisesine gideceksin dedi. Kısa yoldan sağlık memuru olacaksın dedi. Hayatımı o yönlendirdi mesela. Ama şöyle bir şey var. Yani ben olmak istemedim mesela. Hiçbir zaman yapmadım. Olmak istemedim. Çok çalıştım. Yani bu hani Ankara Fen Lisesi iyidir. Bak iyidir. Şimdi benim öğrencilerimin çoğu en az 10 tane Ankara Fen'e gidecek. Ama Ankara Fen değil. Ankara Fen'e giden çocuklar iyi. Hep böyle şey çocuklar bir arada gidiyorlar ya. Aynı tarz çocuklar, aynı bilgi birikime sahip çocuklar, aynı stresi yönetebilen çocuklar bir Evet. araya gittikleri için Hocam potansiyel orası güç var işte başarılı. orada. Orada potansiyel güç var. Tabii. Yani bence bu hani binde iki, binde dörtler, %1'in içerisindeki çocuklar istedikleri okullara çok rahat girecekler diye Evet. düşünüyorum. Neden? Evet. Yani ben Ankara olarak düşünüyorum olayı. Yani ben size en başta dedim ya ben şeyi bilmiyorum. %3 nedir bilmiyorum. %4 nedir bilmiyorum. Siz onlara inanılmaz hakimsiniz. Yani bana birisi %5'te nereyi tercih edeceğim? Ankara'da %5 nereye tekabül ediyor? Onu bilmiyorum ben. Hocam, işin basit mantığı şu Levent hocam. Yani Türkiye 2000 sınava girdi ya hocam. %1'lik dilimde tam 14.720 tane öğrenci var. Peki Türkiye'de %1'lik dilim alan yerler kimlerin açıkta kalacağı belli. Hani demeye çalıştığım olay aslında bu. Yani hani bunun için öğrencimizin, velimizin kapı kapı gezmesine gerek yok aslında. Hesap bu kadar net. Ama şunu da hesaba katmaları lazım. Şimdi atıyorum şu anda burada görüyorum ben. Binde 2, binde 4'te, binde 6'larda, binde 8'lerde çocuklar yorum yazdılar. Evet. Aileler yorum yazdılar. Acaba şurası gelir mi, burası gelir mi? Şimdi 181 kişi birinci oldu mu? Oldu. Evet hocam. Bunlar nereye gidecekler belli. Ya Galatasaray'a gitti. Variyette olan işte annesi babası zengin olan çocuklar nereye gidecek? Robert'e gidecekler. Tabii Sonra hocam, daha o gidecekler, daha da var. Kabataş'a gidecekler falan filan. Ankara'daki çocukları ben söylüyorum. Ankara'daki çocukların birçoğu, en azından benim öğrencilerim birçoğu 4 ay öncesinden burslu olarak kolejlere yerleştiler. Bitti bile. Evet. Ama ne yapacaklar onlar? Tercih yapacaklar. Ankara Feni yazacaklar. Ankara Ama Feni gitmeyecekler. kazanacaklar. Ama gitmeyecekler. Evet, İkinci gitmeyecekler. tercih hakkı var ya. İkinci tercih Evet. hakkında birçok çocuğun okulu değişecek. Onları da Hocam iyi takip etmeleri ikinci lazım. nakil durumu gündeme gelecek. Tabii, o nakillerde zaten bütün Evet. şeyler değişecek hocam. Çünkü o %1'in içindeki çocukların tamamını zaten kolejler bir şekilde kandırıyorlar. Kandıracaklar Evet. zaten. Yani onlar zaten tercihlerini yaptılar. Koleje giderek tercihlerini zaten yaptılar. Evet. Yani o yüzden biraz önce Fatih hocamla da konuşuyordum. Fatih hocam da izliyor. Merve Evet. binde 2'de. Merve istersin Galatasaray'a bile girebilir. Galatasaray'a bile Evet. girebilir. Şimdi şunu da göz ardı etmemek lazım. İşte Fatih Hocam dedi ki Kayseri'deyiz biz. İşte Kırşehir'den oradan buradan yani çevre illerden Kayseri Fen Lisesi'ni tercih edecekler. Ediyorlar Eskisi hocam gibi değil zaten. artık. Bir Evet. yeni dönem var. Bu pandemi dönemi var ya. Hocam Artık bu kimse sağlık sözü etkiliyor hocam. Şu anda etkileyecek. tabii kimse İstanbul'a gitmeyecek. Yarısı giderdi. Gitmeyecek. Başka ile de gitmeyecek. Yani şu anda en iyi dizimizin dibindeki okul. Yani benim de 7. sınıfa geçen bir oğlum var. Yani yollamam. Yollamam. Çok net söylüyorum. Yollamam. Genelde çocuklar kendi şehirlerinde kalacaklar hocam. Bir de bunu da göz ardı etmemek lazım. Çünkü pandemi daha bitmedi. Bitmeyecek. Evet. Yani bu şekilde hocam, Ama hocam nacizane. işte Levent hocam şey var. Yani bu ilk %5'lik dilimde çok fazla bu oynamayı meydana getirmiyor. Diğer illerinkini olumlu olarak etkiliyor. Yani hep onu vurguluyorum ya. Mesela binde ikilik, binde üçlük bu okulun puanı ne kadar düşebilir? Yani en fazla hocam binde 8 ise binde 7 olabilir. Binde 6 olabilir hocam. Binde 5 oluyor.
Yani gene etkilemiyor aslında. Çünkü orada da bir yığılma var farkındaysan. Yani o puan aralığındaki sayımız da az değil. Tabii Ama tabii az değil, az değil, %5'ten kesinlikle sonraki az değil. dönemlerde Yani senin dediğin her şeye katılıyorum. Ama %5'likten sonra bunların hepsi geçerli olacak. %5 ve tabii. gerisinde çok fazla bu oynama maalesef olmayacak. Olmadı bugüne kadar. Yani o kadar badire atlattı ki O Türkiye'de bütün orası sizin yani. uzmanlık alanınız hocam. Yani inanın bilmiyorum. Yani ben herkes soruyor. İşte hocam %5'teyim, %3'teyim. Mesaj kutusu dolu. Evet. Ama yani şunu da söylemek istemiyorum insanlara. Ya ben bilmiyorum. Yani cidden hani bilmiyorum demek de bir erdemdir. Ben bilmiyorum. Yani onu bilmiyorum. Ben sabaha kadar size şimdi matematik anlatırım. Evet. Sabaha kadar soru yazarım. Ama bu olaylarında işini ehline vermek lazım. Ağzınıza sağlık hocam. Eyvallah hocam. Mesela şimdi öğrencimiz, velimiz yazıyor. Hocam ben İzmir'deyim. Şu 100 litrimin bu ama ben İzmir'i ezbere bilmiyorum ki. Ben sadece genel geçer verileri biliyorum. Ha, İzmir tablosunu açarsam oradan teker teker sayabilirim ama her veliye bunu yapma şansımız zaten şu anda mümkün değil. Ama en az istiyorum ki velimizin aklında bulunsun. Evet, tercih yaparken sen şunlara dikkat edersen eğer sen zaten sağlıklı bir tercih yaparsın. Ölü tercih olmaz. Oraya da kimse yerleşmez. Sen yerleşirsin. İşin mantığı bu. Birçok öğrencimiz şu an puan var ama bu yerleşme kriterleri yok. Herkes şu anda sadece puana göre rastgele tercih yapacak belki de büyük bölümü. O da bir Ya avantaj aslında. bana da öyle geliyor. Yani bu yani iyi bir rehberlik şart, yani şey, çocukların okullarından iyi bir rehberlik şart. Evet. Yani kafalarına göre ya da komşu çocuğuna göre ya da komşudaki teyzeye, ablaya ya da komşu öğretmene göre kesinlikle şey yapılmaması lazım. Tercih falan yapılmaması Hocam lazım. işte sosyal medyada o kadar çok hocam kirli bilgi var ki herkes yanlış bir şey yani. Doğru yanlış. Herkes okuyor şimdi. Kendince bir şeyler çıkarmaya çalışıyor. O bilgiden başka bir yanlış bilgi meydana getiriliyor. Bu sefer de önüne geçemiyorsunuz artık olayın. Ya Çığırından söyleyen çıkıyor adam yani. bir süre sonra kendi söylediğine inanıyor. Yalana kendisi Evet. inanıyor bir süre sonra. Yani ya bir süreç bitti artık. Yani Evet. çocuklar mutlu olabilecekleri okula gitsinler, ama öncelikle sağlık zaten. Şu pandemi olayını bir atlatabilirsek yani bununla yaşamaya alışacağız gibi görünüyor hocam. Yani bir Doğru hocam, doğru. ya şöyle bir şey var. Hani bir de okulların açılıp açılmaması olayı var. Hocam Yani aldığımız duyumlara göre aralığa kadar açılma durumu zor gibi gözüküyor. ya peki ben diyorum ki, yani ben geçen bir yerde konuştuk Bodrum'da, ya diyorum ki aşı şimdi şeyin pandeminin geçmesi için ne olması lazım? Aşı mı olması lazım? Evet, aşı. Peki aşı. Aşı bulundu, aşıyı yaptırır mısınız? Hocam Ama şimdi ama işte burada da bu bak, olacak. burada da bir bilgi kirliliği var şimdi. Burada Evet. da bir bilgi kirliliği var. Yani Amerika'nın bulduğu bir aşı, işte Bill Gates'ler bilmem neler çip yerleştirecek falan filan diye bir sürü şey var. Aşı Evet. bulunmadı. Peki okulları da açmadık. Bu bağışıklık kazanması gerekiyor, doğru mu? Evet. Evet. Bu hızla giderse Türkiye 11 senede bağışıklık kazanacak. 11 sene mi kapatacağız? İlla hocam yani. Yani o kadar ya hakkımızda hayırlısı olsun ya, o kadar İnşallah, şey ki inşallah hocam. zor yani, hani çok şey biliyor olmak, çok okuyan birisi olmak, çok araştıran birisi olmak da sıkıntı. Evet. Hocam ben bilerek onlara hiç girmedim ki kafa karışmasın diye. Yani malum zaten yeteri kadar millet şu anda bunalımda. Hani bir de bunları dikkat alınca artık herkesin kafası karışıyor iyice. Öyle hocam, ağzınıza sağlık, ağzınıza Rica sağlık, ederim hocam. sohbet mi ediyorsunuz diyenler var. Sohbet Hocam ediyorsunuz. bu da bilgi hocam. Sonuçta bu öğrencimizin geleceği, velimizin şu andaki en büyük beklentisi bu okul var mı, okul yok mu? Yani nereye yerleştiğimizden ziyade gidebilecek miyiz? Öyle bir sorun var yani. Neyse, Daha sağlık oraya olsun çıkmıyor. hocam. Kendinize çok iyi bakın hocam. Eyvallah. Hocam sen de iyi bak. Görüşmek üzere hocam. İyi akşamlar. Sağ olun, sağ olun. İyi akşamlar. Evet sevgili velilerim ve sevgili öğrencilerimiz. Dolayısıyla elimizdeki arkadaşlar verilerle geçen seneki verileri kıyaslayarak kontenjan artışlarını dikkate alarak daha sonra bu puanlamanın dışında kalan öğrencilerimizin mesleki teknik liselerine önem vermesi, oradaki puanlarını ve bölümleri araştırarak bana en yakın hangisidir diyerek başlaması en doğru tercih adımı olacaktır. Yerel tercihler biliyorsunuz önemli. İkamet adayıyla yapılıyor demiştik arkadaşlar. Yeşil tercih alanıydı.
Komşu tercih dediğimiz zaman mesela Ankara Çankaya'dan tercih yaparken ikametgahımız olduğu halde Mamak'tan Keçiören'den yapabiliyoruz. Kırmızı tercih bölümü de arkadaşlar Ankara'nın tamamından tercih yapacağımız anlamına gelen bir özellikti. Mümkün olduğu kadar bu durumda olan arkadaşlarımızın yani hocam ben zaten puanla gidemiyorum. Adresten kaynaklanan bir yeri tercih edeyim diyorsanız arkadaşlar kendi adresinize yakın bir okulu tercih etmeniz bence en sağlıklı karar olacaktır diye düşünüyorum. Yine bunun haricinde ben size yarın bir gün arkadaşlar parça parça yazılar sunacağım. Grubumuzdan paylaşacağım. Yine oradan takıldığınız yer olursa yorum olarak yazarsanız elinden geldiği kadar sizlere yardımcı olacağım sevgili arkadaşlarım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. İnşallah umut ettiğiniz yerler gelir ve inşallah iyi bir gelecek sahibi olursunuz diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.